Evet, Fenerbahçe Hatay Spor deplasmanı için Hatay'a iniş yaptı. Hatay'da çok coşkulu bir kalabalık var, bunu söylemek gerekiyor. Yaklaşık 200-300 tane Fenerbahçe taraftarı buraya geldiler ve takımlarını karşılıyorlar. Şunu söyleyelim, gerçekten Hatay'a tabii Fenerbahçe yıllar aradan sonra geliyor, yıllardan sonra geliyor ve bundan dolayı da çok yoğun bir kalabalık var. Fenerbahçe kafilesi de yavaş yavaş şimdi Hatay'da havalimanından çıkış yapıyorlar. Tabii şunu söyleyelim, Fenerbahçe'nin dünya ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer alıyor. Birazdan, evet, şu anda Mesut Özil büyük bir, evet, atlayanlar var, görüyorsunuz. Mesut Özil şu anda çıkış yapıyor. Fenerbahçe'nin dünya ünlü yıldızı Mesut Özil ve teknik direktör Erol Bulut da onunla beraber otobüse doğru geçiyor. Mesut Özil'e gerçekten çok büyük bir ilgi var doğal olarak. Fenerbahçe'nin bütün oyuncuları da şu anda tek tek çıkış yapıyorlar. Gerçekten Serdar Aziz de şu anda gördüğünüz gibi bir küçük taraftarıyla fotoğraf çektiriyor. Tabii Sosa yok kadroda. Bir zehirlenme şüphesi var. Ondan dolayı yok. Pelkas'ın sakatlığı var. Valencia'yı da görüyorsunuz. Pelkas dışında Perotti'nin tabii sakatlığı devam ediyor. Bu isimler yok kadroda. Tabii taraftarlar da bir yandan fotoğraf çektirmek istiyorlar oyuncularla. Gerçekten çok yoğun bir kalabalık var burada Hatay'da ve öğrendiğimiz kadarıyla otelin önünde de çok büyük bir kalabalık var. Gerçekten Hatay'da Fenerbahçe'ye çok büyük bir sevgi gösterisi var. Şunu da söylemek gerekiyor, Fenerbahçeli yöneticiler eğer program iptal olmazlarsa buradan Belen'e fidan dikmeye gidecekler. Oradan da yayınlarımız olacak. Evet, şu anda da Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin. Gerçekten uzun zamandır görmeye alışık olmadığımız görüntüler. Pandemi dolayısıyla tabii bu takım karşılamaları çok azalmıştı ama çok uzun yıllar aradan sonra Hatay'a gelen Fenerbahçe'ye gerçekten çok büyük bir ilgi var. Gustavo ve Nazım Sangare gerçekten burada. Bizim de dediğimiz gibi uzun zamandır görmediğimiz görüntüler mevcut ve otelde de en az burası kadar kalabalık Fenerbahçe'yi beklediğini görüyoruz. Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bir diğer yıldız oyuncusu. Dediğimiz gibi çok yoğun bir coşkuyla Fenerbahçe'yi karşıladı taraftarlar. Şu anda bütün oyuncular otobüse bindiler. Yine burada havalimanından ayrılacak. Şunu da söyleyelim, Fenerbahçe yönetimi, Başkan Ali Koç ve yöneticiler de geldi. Onlar farklı çıkıştan çıktılar. Şu anda da futbolcular burada havalimanından ayrılacaklar. Şu anda otobüsün de kapıları kapandı. Yaklaşık 200-300 Fenerbahçe taraftarı burada takımlarını karşıladılar. Yarın 4'te Hatay Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde takımlarına destek verdiler. Yarın da gün boyunca tüm gelişmeleri A-Spor ekranlarında bağlantılarla aktaracağız. Onu belirtelim. Fenerbahçe burada havalimanından ayrılıyor. Güvenlik güçlerimiz de takım otobüsünün rahat bir şekilde buradan ayrılabilmesi için yer değiştirdiler. Gördüğünüz gibi destek devam ediyor. Şöyle bir daha. En büyük Fenerbahçe. Evet, bir ufak taraftarında mesajı böyle oldu. Fenerbahçe'ye yoğun bir ilgi var. Yarın dediğimiz gibi, tabii bu esnada ben bir yandan da Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini paylaşayım sizlerle. Fenerbahçe'de kalede Altay'ın oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Nazım Sangare, stoperde Serdar Aziz Zalai ikilisi, sol bekte Caner Erkin, orta sahada Gustavo Ozan, hücum hattında ise sağ tarafta Valencia, sol tarafta Osayi, 10 numara mevkiinde Mert Hakan Yandaş ve forvette de Samatta ile Fenerbahçe'nin Hatayspor'a karşısına çıkmasını bekliyoruz. Tabii
şunu belirttik. Dünya ünlü yıldız Mesut Özil de buraya geldi ki kendisine yoğun bir sevgi gösterisi oldu burada. Mesut Özil'in yarın ilk kez Fenerbahçe formasını Hatay'da giymesini bekliyoruz. 11'de başlamasını beklemiyoruz ama Mesut'un yarın en azından maçın son bölümünde, ikinci yarısında süre almasını beklediğimizi de ifade edelim. Sarı lacivertleri Hatay'da çok coşkulu bir kalabalık karşıladı. Şu anda da gördüğünüz gibi gerçekten, hani tekrar ediyorum ama, pandemi dolayısıyla uzun süredir görmediğimiz görüntüleri görüyoruz Hatay'da. Ve edindiğimiz bilgilere göre ki şu anda da güvenlik güçleri yolun açılması için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Otelde de Fenerbahçe'yi ciddi bir kalabalığın beklediği bilgisi geldi. Şu anda takım otobüsü havalimanından ayrılıyor. Kameraman arkadaşım Barış Seven de çok zor şartlar altında sizlere bu görüntüleri bütün sıcaklığıyla aktarıyor. Sarı lacivertlerde yeni transferlerden Osayi, Zalai devre arasında gelen ve Mesut Özil burada. İrfan Can Kahveci kafilede yok çünkü sakatlığı bulunuyor. İyileştikten sonra İrfan Can Kahveci de takıma katılacak ve Fenerbahçe'nin bir diğer transferi de ki şimdi tabii şundan da bahsetmek gerekiyor. Bugün transferin son günü. Fenerbahçe bugün de bir forvet transferi yapmak için bazı girişimlerde bulundu ama zaman oldukça kısıtlıydı. O yüzden kalan sürede de artık bir hareket olmasını beklemediğimizi ifade edelim. Transferde de Fenerbahçe devre arasını bu şekilde 4 transferle tamamlamış oldu diyelim. Başka sorunuz varsa tabii ki cevaplayabilirim sevgili Aykut İnce. Yok Selim, ağzına sağlık, kolay gelsin. Tabii şimdi orada taraftarlar da senin ensende hemen. Mutlu tabii taraftarlar. Yani pandemi süreci olmasına maskeli gerçekten özlemiş. Biz de özlemişiz bu tip görüntüleri, evet. Abi. Yani evet, bu sesi özlemişiz. Bunlar yaşadığımız süreçlerdi. Fakat pandemi bizi bu noktaya getirdi. Ama söz pandemiye gelince hatırlatmayı yapmayı bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Türkiye'de mutasyona uğramış İngiltere varyantı 128 vaka görüldü. 17 ilde vaka var. Mutasyona uğramış virüse aşının ne kadar etki edip etmediği konusu şüpheli. Yani etmiyor demiyorum, etmediği. Sayın Bakan'ın açıklaması onun için, yani lütfen devam edeceğiz ve bir dünya simülasyonu yapılmış. O simülasyonda bizim ülkemizin bu işten kurtulma süreci 2022'nin ortası diye planlanmış. Yani Türkiye'nin kurtuluşu 2022'nin ortası. Yani herkese görev düşüyor. Lütfen bu dağ tatilleri, tatillerini falan keselim. Yani biz ne kadar tedbiri yükseltirsek o kadar çabuk bu beladan kurtulacağız. Yoksa tedbiri yükseltmediğimiz sürece bu uzayacak böyle. Evet Zeki abi. Bir de bu kadar disiplinsiz davranıp bu bana göre suda ateş yakan, çok başarılı bir süreç geçiren, dünyaya ders verilen sağlık çalışanlarımız, İşte şehir hastaneleri devasa, hiçbir yerde yok, dünyanın hiçbir yerinde yok. Dünyanın en zengin ülkelerinde bile olmayan şehir hastaneleri. Bu kadar sağlıkta dünyada bir numara olmamıza rağmen hala eleştirenler var, biliyor musun? Sen maske takma, maske, mesafe, temizlik, hijyen kuralı hiçbirine dikkat etme. Gez, eğlen, dolaş, hasta ol. Ondan sonra sağa sola tepki göster, eleştir. Ne güzel dünyaya. Önce kendi o 3 kuralı uygulayacağız. Pandemi bitmediği sürece normal hayatımıza geçemeyeceğimizi hala anlayamadılar. Ama onlar hala bu kadar sıkıntı varken, işte dağ tatilleri dediği gibi geziyorlar, kapalı ortamlara giriyorlar, her türlü eğlenceyi yapıyorlar. Sonuçta Allah göstermesin yani. Hastalık ve sonraki süreç. O yüzden herkes dikkat edecek kardeşim. Bu işten başka türlü kurtulma şansımız yok. Evet, Lens en son açıklandı. Haber. Lens açıklandı. Bir yandan da bakıyoruz yani herhangi bir gelişme var mı diye. Çünkü takımlar genellikle bizde böyle oluyor. Yani bu bir doğası, işin doğası. Yani neden doğası? Çünkü pazarlık.
daha iyi şartları satacak takım daha iyi şartları arıyor. Alacak takım uğraşıyor. Sonuçta bir bakıyorsunuz başka bir alternatif çıkmayınca karşınıza tamam gel al diyorsun. İşte o saat bu saat oluyor işte. O saat bu saat.